Konuğumuz bizlerle gazeteci, yazar Mustafa Hoş stüdyomuzda. Son kitabı Ölüm Treni, Çorlu Tren Faciası'nın gizli gerçeklerini açıklayan bir kitabı çıktı. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin Mustafa. Merhaba. Evet, Çorlu Tren Faciası geçen sene 8 Temmuz'da gerçekleşti. Şu an iktidar medyası tarafından unutturulan bir facia ama biz Artı TV olarak burada gündemde hep tuttuk. Orada ölenlerin ailelerinin avukatlığını yapan Turhan Hançerli bizim konuğumuz oldu. Ona geçtiğimiz haftada ölen Oğuz Arda'nın annesi Mısra Öz de bizdeydi. O yüzden Çorlu Tren Faciası Artı TV olarak biz hep gündemimizde tuttuk. Sizin bu hazırladığınız kitapta unutulmayacak bir belge niteliğinde. Siz gazetecisiniz, yöneticilik de yaptınız. Ve bu kitapta çok gizlenen gerçekleri belgelemek adına muhabirlik de yaptınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kitabı hazırlarken nelerle karşılaştınız? Ya, muhabirlik zaten oradan başladık. Hı-hı. Yani ağzımda bilir. Aynı dönem muhabirlik yaptık biz. Öyle başladık gazeteciliğe ve sonra devam ettik. Yani bu Çorlu şöyle bir tarafı var. Hani Türkiye'de en çok ihtiyaç olan şey gazeteci. Yani yeterince politikacı var, yeterince akademisyen var, yeterince her meslekten bir sürü insan var ama hiç gazeteci sayısında bir sorun yok. Yani gerçekten gazetecilik yapmaya çalışan ya da gazetecilik yapan sayısı az ve o yüzden de Türkiye böyle. Yani gazeteci sayısı ne kadar çok artarsa Türkiye iyi olacak. Hani var ya, her şey çok güzel olacak, çok popüler bir slogan, umut dağıtan bir slogan. Her şeyin çok güzel olması için çok fazla sayıda gazetecinin olması lazım Türkiye'de. Gerçek ortaya çıktıkça bu kurgusal tahakkümün hayatta kalma ve yürütme şeyi sürekli azalacak. Bu böyledir. Çünkü gerçeğe karşı oluşturulmuş. Gerçek neyse onun tam karşısında yer alan bir yönetim biçimi var, uygulaması var Türkiye'de. Çorlu, yani bütün diğer ihmal cinayetleri gibi, onların bir halkası. Ama Çorlu'nun farkı şurada, hani artık öyle bir aymazlık halinde ki göz göre göre olan bir şey. Yani bir yerinde değil, birçok aşamasından müdahale edilse o insanlar ölmeyecek. Yani bırakıyorlar ölsün diye, çünkü artık insanın bir önemi yok. Yani her an, her insan, her birey bir Türkiye'de eğitim zayiatı gibi görünüyor. Türkiye'yi neredeyse bir cinayet mahalli haline getirdiler. Bunun nasıl olduğunu anlatan bir kitap ve aynı zamanda da şey, yani o arada insanlar ne yaşıyor bütün bunlar olurken, o başına geldikten sonra neler yaşıyorlar, neler hissediyorlar, o var. Ama Çorlu'da farklı olan şöyle bir şey de var, inanılmaz bir gaddarlık var o insanlara karşı. Şimdi acıya duyarsızlaşmak, acıya yabancılaşmak bir toplumsal bir sorundur. Hani kökten gelen böyle bir sorundur ama o insanlara karşı bu gaddarlık başka bir şey, başka bir evre Türkiye açısından. Yani şöyle, örneğin 7 yaşında ölenlerden birisi Mavi Nur diye bir çocuk, işte kaybediyor aile. Mezara koyacak tam babası, kucağında kefenli çocuk. Arkadan görevli birisi dokunuyor, bakıyor adam, diyor ki vali bey sizi dışarıda bekliyor, hemen gelmenizi istiyor diyor. Taziye dinleyecekmiş. Mezara koymasına bile müsaade etmiyor. Mezardan çıkarıp taziye dinleyecek ayağını. Şimdi bu herhangi bir, bunun gibi başka örnekler var. Burada şu var. Taziye böyle dilenmez bir kere. İster vali ol, ister ne olursan ol. Yani bu ülkenin geleneklerinde, göreneklerinde böyle bir taziye dileme yok. Taziye gidersin evine. Hatta bu düşman olduğunda bari gittiğinde durur hayat. Reaksiyon olmaz. Çünkü o taziye her şeyden daha değerli bir değerdir. Böyle taziye mi olur? Ayağını çağırıyorsun. Bir de mezarın içerisinde çocuğunu koyan bir babaya. Ya bu bir anlayış. Bu kendiliğinden olan, spontane olan bir şey değil. Onun gibi çok fazla örnek var. Bir tane bu değil. Hani buradan bakıldığında bu gaddarlığın bir kere artık son bulması lazım. Bu gaddarlık son bulmazsa zaten ihmal cinayeti hiçbir şekilde son bulmayacak. Yani öyle bir zincirleme ilişkileri alır ki en alttaki en üsttekine bağlı hale geldi.
Ya bu şey normal bir hukuk devleti ya da hukuk toplumu ilişkisi değil. Yani feodal bir ilişkiyi de açıklayamazsın. Feodal ilişkide de belli hukuklar vardır, normlar vardır. Burada yok. Yani en üstten en alta bir suç hiyerarşisi var. En üstteki, en alttakini koruyor çünkü o suçun kendisi işlediğini varsayıyor. Yani bunu çözmek hani çok kolay bir şey değil. Hani orada bir tane basit bir hata yapan herhangi birisiyle uğraşmıyorsun. Devletin en tepesiyle uğraşıyorsun böyle bir şey ortaya çıkarmak için. Yani bunun eşi benzeri yok ülke tarihinde. Böyle hani benim en azından kendi kişisel gazetecilik tarihimde böyle bir şeyim yok, bilgim yok, bir ezberim yok, bir geçmişim yok. Bununla yeni karşılaşıyoruz. O yüzden de imtiyazlı bir yapı oluştu. Bu imtiyazlı yapının tek derdi var, kendini koruma refleksi ve o rantı koruma. O rantı korumak için her şeyi yapıyor. Bak insanlar vagonun altında, henüz çıkarılmamış. Orada adam bir taraftan rayları döşüyor. Yol açmaya çalışıyor. Cesetler var. Neden yapıyorlar bunu? Çünkü sözleşmeleri var. Evet, bir an önce açılması lazım. Hani yurt dışına giden Balkanlara ve Avrupa'ya giden bölüm o trenin olduğu yer Trakya hattı. Orada uluslararası anlaşmalar var. O anlaşmalar yerine gelsin, zarar etmeyin. Orada insanlar artık 25 tane insan olmuş. Rayların üzerinde kan var. Onlar böyle bir şey yapıyor. Ve gecenin saat 12'sinde daha İnsanlar şeyin altından çıkmamışken menfezi doldurmak için taş istiyorlar, taş geliyor. Aynı kurum orada acil yardım için kullanılsa belki bir tane insanın hayatı kurtulacaktı. Çünkü müdahale bir saat sonra anca olabiliyor. Evet. Yok. Peki Mustafa sen kitapta gerçekten çok güzel bir dosya kitabı olmuş bu. Çok önemli bir belge var ve başta da kullanıyorsun. Rapor var burada kazadan önce yani 2 ay önce. 11 Mayıs'ta. Evet, 10 Mayıs'ta rapor var. Bunlara nasıl ulaştın? Dosyada var mıydı bu rapor? Var, hepsi var. Ya yani şöyle. Mahkeme dosyasında. Tabii tabii. Yani artık dosyada. Ya yani şöyle bir eskiden şöyle kamusal bir alanda bir şey yaptığınızda oraya ulaşırdınız ve sorardınız bunun hesabını. Çünkü gazeteci sorgular ve sorar. O yanıtını verir, vermez. Ama o alana mutlaka ulaşırdın. Şimdi hiçbir şekilde kapısından dahi içeri giremezsin. İstersen içeriğini de sen açıkla. 11 Mayıs 2018 balans tutucu. O menfezde bir şey yapılıyor. Muayene yapılıyor. Yani yol güzergahta. Çünkü 11 Mayıs'ın önemi şurada. 1 Mayıs'ta açıldı o hat. Ve 24 Haziran'daki seçim öncesi açıldı. Bir seçim propagandası, bir seçim yatırımı olarak o hat açıldı. Altyapısı, teknik donanımı, ekipmanı hazır olduğu için açılmadı. Seçim yatırımı tren başladı. Açıldı. Evet. Halkalı. 1 Mayıs'ta açıldı. 11 Mayıs'ta muayeneler yapılıyor yol güzergahında hatta. O menfezin altı boşalan 25 insanın hayatına mal olan menfezde bakıyorlar. Sağ ve sol balast duvarı yapılması gerekiyor. Çünkü boşluk var, gidecek. Hani orada biliyor malzemeler, kullanılan malzemeler, yapılan işçilik, mühendislik orada bir sorun olduğunu görüyorlar. Halbuki bu tren yolu açılmadan yapılması gereken de tamamen tabii ki. Yani öyle açamazsın onu. Orada o aksaklığı görüyor. Mayıs'ta bunun raporu tutuluyor. Ve ondan sonra hiçbir şey yapılmıyor. Mayıs, Haziran, Temmuz. Zaten seçimler bitiyor. Temmuz'un 8'inde de o facia oldu. Yani bunun hani kaza olma ihtimali yok. Şöyle adam işte tren geçerken uzaktan kumandalı bombayı patlattı, treni havaya uçurdu. Aynı şey. Ya da tren garını aldı birisi otomatik silahlarla taradı. 25 kişiyi öldürdü, 350 kişi yaraladı. Aynı şey. Yani ona nasıl bakıyorsan buna farklı bakamazsın. Bu bir katliam, insanlar öldürüldü, yok işte ortalığı yıkıyorsan aynı şey. Ya bu sadece bir tanesi söylediğim. Yani kendi raporu var. Haziran ayında, 29 Haziran'da 8 Temmuz'da oldu. Arada 9 gün falan var. O 9 günde şey uyarı raporu var. Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü. Yani İstanbul. Aşırı yağışlar olacağı mevsimsel ve iklim değişikliği nedeniyle küresel değişiklikten dolayı aşırı yağışlar olacağı öncelikli olarak o hattaki şeylerin bakımlarının yapılması, kontrollerinin sıklaştırılması edilmesi diye rapor var. Bu da rapor. O gün o hafta yapılmış olsa
gidecek. Meteorolojiyle bir anlaşma şimdi yaptılar, bir protokol. O zaman olsa yine ölmeyecek 25 kişi. Yağdı, hadi farkına varmadın, kaçırdın. Ray bekçileri olsa, onlara atmasan işte 24 bin personeli 1,5 yılda 13 bine düşürdüler kar etmek için. Evet. Anonim şirket. Bir de 1200 geldi. Değil mi? Gene senin kitaptan aldım bu sayı. 1200 ihtiyaç var. 39 kişi var sadece yol bekçisi ve 138 kilometreye de bir bekçi düşüyormuş. Onlar evet. Yürüyerek kontrol ediyor. Ya işte orada suçlananlardan birisi 2500 tane menfezden sorumlu. Nasıl yetişti? Şu anda yargılanan yani suçlu denilenlerden birisi 2500 tane menfezden sorumlu. Bir yerden başlasa bir yıl biter menfezleri kontrol etmeye. Evet. Ya bunun sorumlusu o kadrolaşmayı yanlış yapan, sadece kendi adamlarıyla yapan, uzmanlık isteyen bir yönetim biçimi oluşturmayan. Ya bakım onarım müdürü tarihinde hep bir makine mühendisi. Şimdi lise mezunu birisi. Bekareten bizden birisi. Evet, onlardan çünkü. İlk defa tarihinde yok. Devlet Demiryolları tarihinde yok bu. Yani Osmanlı'dan beri kurulmuş bir şey. Hep orada makine mühendisleri çalışmış. Şimdi yok. Evet. 5 yıldır. Vekaleten. Yani bunun bedeli şurada. İşi bilmez adamların ve sadece bir yere yaranma güdüsü olan ve o rantı koruma duygusu olan adamların işlediği bir cinayet bu. Baştan sona. Evet. Alttan üste doğru. Peki çok güzel bir gazetecilik örneği. Sen bir tarihte şey demiştin. Ben mesleğimi aramıyorum, iş aramıyorum, mesleğimi arıyorum demiştin. Şimdi bu kitaplarla mesleğini buldun mu? İşte yani sonuçta kitaplarla bunu yapmaya çalışıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Her birimizin ağzım şöyle bakmanız lazım. Kayıt tutuyoruz biz. Tarihe kayıt düşmek zorundayız. Çünkü bu dönem, hani bu vahşi dönemin öyle ya da böyle bir hukuksal sonu olacak. Olmazsa hepimizin sonu olacak zaten. Yani evet. Hukuksal bir sonu olmazsa hepimizin sonu gelecek. Çünkü bu vahşi ortamda ayakta kalma şansın yok. Yani çıkıyorsun şimdi metroya biniyorsun, alt başına ne geleceğini bilmiyorsun. Bana bir şey olmaz diyorsun. Evet, Pamukova'da olduğu zaman Çorlu'dakiler başına bunun geleceğini bilmiyordu. Bilseydi zaten Çorlu olmazdı. Ya da Aladağ'da olanlar Konya Kur'an kursunda çocuklar diri diri yanarken ya bu nasıl yandı çocuklar deseydi Aladağ'da yanmayacaktı. Aynı tarikat, aynı benzer yurt. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet. Yani bir şey olmaz diye duygusuyla baktığın zaman başına gelecek. Ya bizim her birimiz şu anda faniz diye nitelendirirler ya. Türkiye'de fani falan değiliz. İhmal cinayeti kurbanı adayız. Her an başımıza bir yerde bir şey gelebilir. O yüzden bu hem kayda düşme açısından hem de yok başka bir mecra yok. Mesleğini yapamıyoruz. Bir sonraki kitabın adını söyledin galiba. İhmal cinayetleri. O bölüm var içinde. İhmal cinayetleri var. Diye onu birazcık da bu işte Aladağ'dan şeyden birbiriyle benzerliklerini anlattım. Yani şöyle bütün bunları kim yapıyor? Ya bir konsorsiyum yönetiyor ülkeyi. Evet. Hani siyaset dediğinde şey olmuyor. Tam anlatamıyorsun. Çünkü başka bir sürü siyasetçiler gördüm. Çok berbat kötü siyasetçiler de gördü bu ülke. Ama böylesi yok. Her halükarda neyle kıyaslarsan geçmişteki en kötü şeyle kıyasla o en kötü şey değerli hale geliyor bugüne baktığında. O evet. Yüzden bu yönetim biçiminin bir yapısını, anatomisini, organizmasını çıkarmak lazım. Benim bulduğum bu bir konsorsiyum. Yani bu konsorsiyum şöyle çalışıyor. Şimdi viyadük göçtü ya. Evet. Şeyde Marmara Otoyolu'nda. O viyadükte 3 tane insan öldü. Blokların altında kaldı. Şimdi o viyadüğü yapan şirketin CEO'su kim? Şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. O Ulaştırma Bakanı bu viyadüğü soruşturuyor şu anda. Kendi yaptığı. Başında kendisi. Kendi kendini. Hani turizm alanında adam diyor ki turizm fırsat işte seçimden önce bir şey çıktı. Bu imar barışı adı altında şey var. Kaçak olan her şeyin meşrulaşması ve yasalaşması süreciydi o. Diyor ki bu fırsatı kaçırmayalım dedi birisi. Kim o? Turizm Bakanı. Hani birisi işte Türkiye'de şey yok patates bilmem ne sorun bilmem ne bunu ithal edelim diyor. Kim o şirketin Türkiye distribütörü? Tarım Bakanı. Konsorsiyum bu.
Evet. Yani bunun yönettiği biçimde şimdi orada kendi yönettiği şirkette ölen bir insanın hakkını korur mu? Ya da bir başka yerde bunun ihtimali ortadan kaldıracak önlem mi alır, yoksa o şirketin karlılığını mı düşünür? Evet. Ya bunun sonucu işte o ihmal diyoruz adına. Aslında o da evcilleşiyor. Cinayet diyoruz. O da evcilleşiyor. Yani her bir kavramın altı boşalıyor. Ne söylesen yapışmıyor. Böyle şey olur mu? Yani en kötü şeyi söylüyorsun, adamlar gülüyor. Ya bu normalinde şeydir. Hani ar yaparsın, sokaktaysa kavga edersin, başka bir yerdeyse de hani gider mahkemeye falan verirsin, hakaret olarak görürsün. Ama ne söylesen yapışmıyor insanlar. Evet. Çok acayip. Teflon bir deriyle kaplılar. Hani şöyle, bulunduğu yerin koşullarına uyum sağlama becerileri inanılmaz bir çür yaratıldı ülkede. Her şeye uyabiliyor. Yani hatta öyle bir şey hale gelebilir ki mesela seninle konuşurken sen olabilir. Söylediğinde kendine vuruyormuşsun gibi olabilir. Bunu yaratıyorlar. Ya adam düşünsene çaldılar diyor. Oyun. Yani diyelim çaldılar. Çalan nerede? Çok basit bir şey var. Diyelim ki çaldı. Evet çalmış olabilirler. Ben bilmiyorum ki orada çalmaz işte bunu yapmaz. Kimsenin ahlakına kefil olamazsın tanımadığın zaman. Tamam bunun tek göstergesi var. Çaldılar diyorsa. Buyurun. Birisinin yargılanması lazım. Evet. Ha bu şöyle, biz çalmaya alışkınız. Bizde çalmak suç diyorsa, suç değil diyorsan mazbatayı iptal edemezsin. Evet. Ama öyle bir yapı ki bu işte, ya sonuçta belli bir şekilde sürekli gölge boksu yapmak zorunda kalıyorsun. O gölge boksundan kurtulmanın tek yolu tanımlamak. İşte bunu tanımlayacak şeylerden birisi bu ölüm. Evet. Türeni. Senin bunları anlatan kitapların da var. Ve mesela çocuk tacizleri dediğin çığlık. Evet. Bu bir dosya. Sonra konsorsiyumun başı, İngilizce kitabın İngilizce Big başlıklı Boss. Big Boss. Ve gazeteciliğin geçirdiği evre, zamanın ruhuna karşı kitaplarında. Abluka, biraz da sen kitaplarını özelinde. Ya medya, şimdi hani diyorum ya, işini yapamadığın zaman, hani ben MTV'den ayrıldıktan sonra iş aramıyorum, mesleğimi arıyorum dediler. Al sana meslek diye, artık o 9 yıldır da yapamıyorsun çünkü öyle bir meslek kalmadı. İçini boşalttılar ve gazetecilik yapmak bu ülkede en kötü şey haline getirildi. O yüzden de yazmaya başladım. Yani ben televizyoncuyum aslında. Görsel hafızam güçlüdür. Görsel beceri ve yeteneğim vardır. Yazma becerim o kadar yoktu. Onların sayesinde yazma becerim gelişti. Ve kitap yazmak zorunda kaldım. O her bir kitap yaşadığım dönemin bir tanıklığı. Ve birinci elden bu tanıklığı ve yaşadıklarımı anlatıyorum. Ama şöyle bakarsan hani en zorlandığın kitap hangisi dersen, aklında 6-7 tane dava açılan Big Boss değil. Ya da diğerleri değil. Birisi çığlık, diğeri de ölüm treni. Çünkü çocuklar söz konusu. Yani çığlığın öyle bir tarafı var. Yani göz göre göre bu ülkede çocuklara tecavüz edildi ve seyretti bu ülke. Ya herkes bunu yüzleşiyor. Ben bir şey yaptım, ne yaptım? Kimsen, ister iktidar ol, ister muhalefet ol. Karaman'da şöyle korkunç bir şey oldu. Bütün partilerin ortak organizasyonudur. CHP de var içinde, MHP de var, AKP de zaten arka bahçesi Ensar. Ama CHP, MHP de var. Hani nasıl? Oranın il başkanı o dönemde, Ensar'ın olduğu Karaman'ın il başkanı milletvekili yapıldı. Hiçbir şey yapmadı Ensar için. Bak bir tane bütün seçim konuşmalarını baktım. Ne söylüyordu? Yerel medyadan takip ettim. Tek bir kelime etmedi Ensar'a ilişkin. Ederse seçilemeyeceği için. MHP nerede var? Baro başkanı MHP'liydi. MHP il başkanıydıyız. Yani topyekün üstünü örttüler. Ama bunun asıl şeyi, hani orada şöyle bir şey oldu. Yeryüzünün en büyük kötülüğü Karaman'da Türkiye'ye serbest bırakıldı. Hani ben o zaman şeyi söylüyordum. Ya öyle bir şeyi serbest bıraktınız ki hiçbir yerde, hiçbir şehirde hiç kimsenin çocuğu güvende değil. Ve öyle değil. Al işte bakıyorsun küçük çekmece. İlk kez yaşanmış gibi reaksiyon var. Reaksiyonun orada dozunun bu kadar yüksek olması da büyük bir ikiyüzlülük. Çünkü aynısını Ensar'da yapmadın.
Ensar'da yapmadın, Gerger'de yapmadın. Gerger'de yapmadın, Dikili'de yapmadın. Bunların hepsi tarikat, siyasal İslam. Orada yaptığın zaman başına bir şey geleceğini biliyorsun. Küçükçekmece'de yaparsan gelmeyeceğini biliyorsun. Böyle bir politik hesabı olur mu ya? Yani korkunç bir ikiyüzlülük var. Bu ikiyüzlülük olduğu için de bu kötülük ülkenin her yerinde dolaşıyor. Önce bu ikiyüzlülükten kurtulacağız. Hani çocuk olduğunda hayat durur. Durması lazım. Yani durmazsa zaten o hayat ilerlemez. Ülkenin geleceği, her şeyi, hani bütün hamasi lafları bırak. Sen çocuk, gözlerinin önünde tecavüz ediliyor ve buna sessiz kalıyorsun. Başıma bir şey gelir korkusuyla. Evet. Daha ne gelecek? Hani gelebilecek en mi kötüsü olabilir? Gelmiş zaten. Yani daha beteri ne olabilir ki? Peki orada ailelerden de sanki olaya karşı daha bir ılıman yaklaşım, yani ailelerin içlerine girip yoksulluk çok kötü bir şey. Onlara işte manevi tazminatlarla. Paralar öte şöyle bir şey var. Bu para işi mesela her yerde kullanıldı. Aladağ'da da kullanıldı, Soma'da da kullanıldı, Ermenek'te de. Ya bu tip şeylerde tuhaf bir şekilde hepsinde var. O zaman bu planlı, programlı bir şey. Bu para mevzusunu ortaya almak. Evet, Karaman'da teklif edildi. Ama reddeden var. Mesela şimdi kabul edene değil, reddedim. Kabul eden aynı zamanda organizasyonun parçası. Çocuğu da var orada. Yani o organizasyon, hani tam isim vermiyorum, deşifre olmasın diye o yapı. Yani o insanların en kötü şeyi deşifre olmaktır. Yani şöyle, çocuklara tecavüz edilenlerden birisi o Ensar, Kayınder denilen yapılanmanın bir parçası. O vazgeçiyor. Şimdi bu aile vazgeçmiş anlamına mı gelir? Yani şeyden. Evet. Yani zanlılardan kadar, birisi. Evet. Yani öyle bir acayip bir durum. Aynı kişi çocuğuna tecavüz edeni korumak için avukat tutuyor. Ya bu korkunç bir ahlaki bir çöküntü de var burada, ama orada şöyle bir şey var. Ailelere en büyük baskı para baskısı falan değil. Deşifre etme korkusu. Bak küçük yerde, bu aynı küçük çekmecede de yapıldı. Yani siz böyle duyarlı olduğunu sanan bir sürü geri zekalılar var. Şöyle yapıyorlar. Vay çocuğa şu yapıldı, bu ya, çocuğun fotoğrafını basıyor. Basamazsın. Evet. Çocuğun ne yaşadığını, ona nasıl istismar edildiğini de anlatamazsın. Çünkü bu tetikler başka bir şeye yol açar. Bir o tarafı var. Diğer taraftan da o insanlar küçük yerde yaşayamaz, yaşatmazlar. Herkes eliyle gösterir. Bakkala gittiğinde dudak altından gülümser. Yaşayabilir misin orada? Yaşatmazlar. Evet. Ne yapacaksın bunu? O zaman olmamış gibi kabul ediyor insanlar. Etmek zorunda kalıyor orada kalmak için. Bak para kısmını geçtim alınıp, evet, almamayı. Böyle bu korkunç bir baskı. Var mı o insanların bir güvencesi? Vıt vıdı konuşuluyor. Karaman için. Var şikayetçi olan bir aile. Niye destek olunmuyor ona? Yapayalnız bırakıldı. Ve burada da bütün partiler diyorsun, Karaman'ı korudular. Karaman'da öyle. Karaman'daki bu şeyin hesabını her bir parti vermek zorunda. CHP üstüne çok gitti. Hani bunun açıklaması var. O il başkanını milletvekili yapmayı anlatamaz bana. Çünkü onu yaptığın zaman bir başka yerde de insanın bununla ilgilenmemesi. Yani hemşericilik, Karaman çocuktan daha değerli. Hiçbir şey çocuktan daha değerli değil. Batsın Karaman ya. Olmasın. Kaç il var? 80 mi? 80 kalsın. Evet. Zaten yok bir şey. Evet. Yani şöyle bir tehlikenin içindeyiz. Bu sayı şu anda biz burada konuşurken herhangi bir tarikat yolunda çocuklara tecavüz ediliyor olabilir. Ediliyordur da. Nasıl engelleyeceğiz bunu ya? Evet. Bu bir de görünmez bir tehlike. Kimsenin konuşmadığı, görmediği bir şey var. Bu tip olaylarda vampir sendromu vardır. Dünya olay kadar bu vampir sendromunun da üstüne gider. Vampir sendromu şudur. Vampir ısırırsa vampir olursun. Taciz edilirse taciz edersin. Tecavüz edilirsen tecavüz edersin. Sayı bu kadar fazla. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Yani vampir sendromunun na ilişkin en ufak bir çalışması bile yok. Hani tamam, bir tarafı suçluyoruz. Evet, bunlar böyle böyle. Evet, bir vahşi bir dönemdir bu dönem. Öyle de anlatılacak tarihte, ama diğer taraflar, diyelim üniversiteler, akademiler ne yapıyorsun, sosyologlar? Psikiyatristler ne yapıyorsunuz? Ya bu Çorlu'da bile
insanlar travma halinde. Oradan çıkmış çocuk var trenden. Ve sürekli şunu diyor. Ben kendi kulaklarımla duydum. Ölmek istiyorum. 7 yaşında çocuğun tek söylediği şey ölmek istiyorum. Ablamın yanına gideceğim. Ablasını kaybetmiş. Evet. Sürekli mezarlığa gidiyor. Oyun alanı mezarlık. Diyor değil mi? Her gün mezarlık. Şimdi bu çocuğun destek alması gerekmiyor mu? Evet. Bu çocuğa destek verilmesi gerekiyor. Yok. Devlet de ilgilenmiyor. Devlet ilgilenmiyor. Anladım. Tamam. Görüyoruz. Ne kadar gaddar olduklarını gördük. E diğer kesimler? Ya bir rehabilitasyon birimi oluşturup bu insanlara nasıl destek vermezsiniz? Çünkü travma halinde. Sadece çocuklar değil. Bu olaydan sağa çıkan işte yakınlarını kaybetmiş insanlar da haplarla ayakta duruyorlar. Başka türlü duramaz ki. Bir de yaralı kurtulanlar diyoruz. Yaralı hani 300, ekmek bıçağıyla kesmedi evet. Parmağını değil mi? Bir ağır ortopedik şeyler, hasarlar evet, kalmışlar. Uzuvlarını kaybedenler var. O ağır trenin altından çıkanlar var. Yanında bir yakınını kaybetmiş insanlar onlar aynı zamanda. Yaralı dediğimiz. Yani yüreği de yaralı. E tabii ki her anlamda ruhen ve fiziken de yaralı. Fiziken yaralarını onarması zaten zor maddi olarak bilmem ne. Ruhen de onaramıyor. Yani bunu yapması gereken kim? Devlet mekanizması. İlk ve önce. Devlet. Devlet demir yolları. Devlet demir yolları gidip insanlara şunu söyledi. Genç olan evlileri görüp bir daha çocuk yaparsınız. Bunu sadece bir aileye bunu değil. Söylediler. Üç ha, tane ayrı aileden dinledim. Bu öykü birbirinden bağımsız 3 tane ayrı aileye bunu söyleyebildiler. Bütün ailelerle tek tek görüştün mü? Hemen hemen görüşmeye çalıştım burada var olanlarla. Ama çocuklarla, çocukların ailelerinin çoğunu görüşmüşsün. Evet görüştüm. Yani onların o yaşamlarını biliyorum. Eylemlerine de katılmaya çalışıyorum hepsine. Adalet nöbetini. Evet adalet nöbeti var. Bir şekilde ne yapacaklar? En son sirkecilerdi geçen. Sirkecideydi. Şimdi bu güzergahta, tren güzergahında eylem yapıyorlar. Bir sonraki Çekmeköy olacak. Orada sesini duyuracaklar. Bak şey bitmiyor. Bu gaddarlık dedim ya, hani sanki öylesine bir şey değil. Sistematik bir gaddarlık var. Şimdi bir tane aileye şey diyorlar, celp geliyor mahkemeden. Celp de diyor ki 8 Temmuz'da mahkemeye gel. İfade ver. 8 Temmuz'da soracakları sadece şu. Şikayetçi misin değil misin? 8 Temmuz ne? Facianın olduğu gün ya. Adliye sokuyorsun o insanı ve sadece bunu soracaksın. Şikayetçi misin değil misin? Tabii ki şikayetçi olacak. Tabii ki şikayetçi olmaz. 8 Temmuz'u mu buldunuz yani o tarih? Hiç mi vicdanınız yok bunu yazan birisi orada? Bu tarih olmaz diye. Yani eşinin altın günü olsa onu hesaplayan katip, mübaşir, hakim, savcı bunu hesaplayamıyor mu? O gün işte bilmem ne var ben gideceğim diye görmüyor mu? Yani bir sürü duruşmaya girip çıkıyoruz artık neredeyse uzman oldum ben de o konuda. O gün olmaz. Niye? Çünkü o gün bir işim var. Senin için önemli bir gün. Evlilik yıl dönümündür. Şudur budur. Tamam bağlamaz böyle bir şey yapamazsa bu kaygıya gidiyorsun. Ama o insanların en acılı gününde hayatlarının en hassas gününü yok sayıyorsun. Önemsemiyorsun. Ya da bilerek yapıyorsun daha korkunç. Evet. 8 Temmuz'da mahkemeye çağırıyorsun. Yani bu şöyle, herhangi bir davadan söz etmiyoruz. Herhangi bir hani kaza süsü verilmiş bir ihmal cinayetinden söz etmiyoruz. Topyekün hem sosyal hem siyasal hem de toplumsal anlamında bir yıkım bu. Bunu onarılmasının tek yolu var. Bu insanların ne yaşadığını bilip hak, hukuk, vicdan mücadelesine destek olmak. Çünkü bir sonraki aday sensin, başka yolu yok. Yani bunun üstü böyle kapatılırsa bir sonraki zaten artık yapacak bir şey yok. Al işte hemen Çorlu'daki şeyler, ihmaller göz önüne alınsaydı, sorumlular yargılansaydı, biraz hesap sorulsaydı Ankara olmayacaktı. Bu kadar basit. Şu anda da açık olan Marmara o kadar uyarıldı. Marmaray'da bir şey olmaması da tamamen bir... mucize olarak değerlendirmek korkunç lazım. Çünkü şöyle ben de o hafta gidip geliyorum. Mesela tarifeye göre 2 dakikada bir tren geçecekti. Şimdi mesela 8 dakikada bir oluyor. Bazen 6 dakikada oluyor. Bazen 15 dakikada oluyor. Bazen trenlerin hala şeyleri güzergahları ışıklı panoda yazmıyor. Yanlış yazıyorlar ışıklı panolarda. Onu bile kotarılamamış.
ve istasyonların tuvaletleri kapalı, turnikelerinde arızalar var, yürüyen merdivenleri çalışmıyor. Çünkü deneme tamam aşaması değil. Belki tamam değil işte. Yani bunu ne anlatıyor? Tamam değil. Evet. Yani tamam değil ama büyük bir risk bu. Evet. Aynısı şimdi yeni havaalanı için de geçerli. Geçen gün inemedi uçaklar değil mi? Yani şeyde. Yaz ortasında. Evet. Yani daha doğrusu bahar, yaz bahar başlangıcında. Kışın ne olacak? Ya bütün bunlar şöyle bir hırsla yapılıyor bunlar. Biz diyor ki buraya havaalanı yapın. Yapılmaz diyen yok. Evet. Yaparız. Yakarız, yıkarız. Gölleri doldururuz. Altlarındaki ormanı keseriz. Bilmem ne yaparız. Sonra aynı kişi çıkıyor diyor ki hani bu ülkede beton yapıyorlar. Binalar yapıyorlar. Doğayı katlediyorlar. Bilmem ne yapıyorlar diye konuşuyor. Evet, dikine mimari bitirdik diyor. Yataya geçeceğiz diyor. Evet. Mustafa 15 dakika bitti mi diye bakıyordum saate. 44 dakika 44'e gelmişiz. Yani 32-33 dakikayı geride bırakmışız öbür arkadaşlardan. Çok güzel anlattın ama çok kötü şeyler anlattın ama gerçekleri anlattın. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin acı gerçekleri. Buraya kadar geldin. Sağ ol, eksik olma. Evet, her programın son sözü gene konuğundur. Ya aslında işte her şeyi söyledim ettim ama şu var. Bu Çorlu'ya bakarken sadece şunu görmeli insanlar, kendisini görmeli. Kendisinin başına gelmiş gibi davranmalı çünkü öyle, o kadar yakınlaştı. Yani işte o Ensar'da söylediğim hiçbir yerde hiç kimsenin çocuğu güvende değil lafı burası içinde hiçbirimiz hiçbir yerde güvende değiliz. Güvene alabileceğimiz tek şey kendi adalet yaratmak ve adalet peşinde koşmak. Adalet peşinde koşan insanlara destek vermek ve gerçeği öğrenmek. Yani ne oldu diye Çorlu'da öğrenmek zorundasın. Çünkü başka türlü neyle karşı karşıya olduğunu bilemezsin. Evet. Değer ya. Evet, çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için. Evet, gün başlıyorum. Bugün de sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz gazeteci, yazar Mustafa Hoştu. Yeni kitabı Ölüm Treni'ni konuştuk. Çünkü Çorlu tren faciasındaki gizli gerçekleri konuştuk. Aslında sadece Çorlu tren faciası değil, Türkiye'nin ihmal cinayetlerini konuştuk. Eğer kaçıranlar olduysa YouTube'dan bu videoyu tekrar seyretmelerini tavsiye ediyoruz. Evet, yarın sabah 7'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.